Otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Bursa'nın ünlü tatlıcısı Fatih Karaman'ın katil zanlısı öz dayısı çıktı. Polis kaçan saldırganı bakın nerede yakaladı. Otomobilinde eşiyle telefonda konuşurken öldürülen ünlü tatlıcının katili öz dayısı çıktı. Bizi onlar katil yapmak istedi. Pişman mısın? Burada göreyim dedi. Dayı dün bir araç kiralayıp pusuya yattı. Yeğenini evinden itibaren takip edip uygun anı bekledi. 38 yaşındaki Fatih Kahraman birçok ilde şubeleri bulunan bir tatlıcı zinciri işletiyordu. İddiaya göre dayısıyla aralarında alacak verecek davası vardı. Sabah saatlerinde aracını yolun kenarına park ederek eşine telefon açtı. Ancak dakikalar sonra aracı kurşunlandı. Saldırganın kullandığı araç kiralıktı. Kiralayan da tahmin edildiği gibi iş adamının dayısı çıktı. Başından vurularak ağır yaralanan Fatih Kahraman hastaneye kaldırıldı. Acaba haberi alan eşi polise verdiği ifadede eşinin dayısından şüphelendiğini, hatta uzun süredir devam eden tehditleri yüzünden koruma kararı aldırdıklarını söyledi. Burada göreyim dedi. Pişman mısınız? Pişmanım, pişmanım. Yeğeni bu benim. Ben onu vurmak istemeyeceğim. Katil zanlısı dayıyı bulmak için 50'den fazla kamera tarandı ve kaçtığı Uludağ'da saklandığı çadırda kıskıvrak yakalanıp gözaltına alındı. Bütün bu olayın sebebi avukat bizi izlediği iflasa yönlendirip zorla bütün mal varlığımızın üstüne çöktüler.